Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Giresun çok özel bir il. Sorunları da öyle. Mesela Türkiye'nin en çok engelli nüfusuna sahip illerimizden bir tanesi Giresun. Hatta onların böyle olduğu halde engellilerle ilgili tek bir projemiz yok. Böyle olduğu halde onların hayatla buluşması, üretmesi, var olması için engeller konulmaktadır. Hak ettiğimiz en temel devlet hizmetleri bile alamıyoruz. Giresun hizmet fakiri bir ilimizdir. Sorunlar şehridir. Bu iktidar döneminde maalesef fakir, yoksul ve yoksun bırakıldık. İlimiz çevresindeki siyaset yoluyla kalkınan, gelişen diğer iller arasında maalesef sıkışıp kaldı. Adeta bir kasaba görünümüne büründü. Örneğin en hızlı nüfus kaybeden, en çok göç veren Karadeniz iliyiz. 15 yılda 100 bin nüfus kaybettik. Nüfusumuz 100 bin azaldı. Sadece İstanbul'da bir Giresunlu kadar nüfusumuz yaşıyor. Göçün tek nedeni maalesef işsizlik. İlimizde halen 29 bin kayıtsız işçi mevcuttur. 100 bin dolayı hemşerimiz de devletten ayni ve nakdi yardım almaktadır. 15 yılda nedense bütün kamu özel sektör kuruluşları kapandı ve yerine yenileri açılmadı. Dolayısıyla 12 bin kişi çalışmaktan mahrum bırakıldı. Değerli arkadaşlar, malumunuz yol sorunu 1960'ların 70'lerin sorunu. Ama bizim için öyle değil. 50 yıldır Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Eğribel Tüneli'nden yol bağlantısı maalesef kurulamadı. İnşaat sürüyor ama biz sadece bu tüneli değil, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan, Güneydoğu'ya bağlayan, Akdeniz'e bağlayacak olan standartı yüksek bir ticari yol istiyoruz. Yine Görele, Çanakçı, Dereli, Batlama, Güce, Kovanlık, Aydındere yolları 15 yıldır maalesef tamamlanamadı. Karayolu ağında olduğu halde bu kadar uzun süredir yapılamayan başka bir yol var mı acaba? Herhalde bir dahaki seçimlerde üzerine vaatlerde bulunmak için bu yollar maalesef bekletiliyor. Devam ediyorum. Çevre yolu olmayan tek Karadenizli maalesef Giresun'dur. Bütün aşamalardan geçildi. Nedense 5 yıldır bir türlü ihaleye çıkarılamıyor. Sayın Bakan bu konudaki önerilerime cevap dahi vermiyor. Onu buradan halkımıza şikayet ediyorum. 45 kilometrelik yolu bize çok gördüler, reva gördüler. Israrla takip ettiğimiz ilimizin diğer önemli taleplerinden birisi de demiryolu projesidir. Torul üzerinden Trebolu'ya, sahildeki ilçeleri Trabzon'a bağlayacak demiryolu projesi maalesef iptal edildi. Bu bizim için çok önemliydi. Ne yazık ki ulaşımın bu imkanından da ilimiz mahrum bırakıldı. Demiryolunu istemeye ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinden de mahrumiyet yaşamaktayız. İlçelerimizin çoğu önemli hastanelerinde branşlarımız maalesef mevcut değildir. Üniversitemize ait araştırma ve uygulama hastanesi olmayan bir ilimiz, yani üniversitemiz var, tıp fakültemiz var, hastanemiz maalesef yok. Bunun yanında 30 bin civarında üniversite öğrencimiz için 10 bin kapasiteli yurdumuz dahi yok. Öğrencilerimizin çoğu maalesef sağlıklı olmayan yerlerden kaynaklanıyor. Oysa iktidar döneminde ilimizde kamu arazileri maalesef peşkeş çekildi. Buralar TOKİ'ye devredildi. Giresun'da konut sorunu olmamasına rağmen burası konut ve AVM merkezi olarak tahsis edilmeye çalışılıyor. Buna karşıyız. Öğrenci yurtları tabii rant olmayınca maalesef kimse bu işe yanaşmıyor. Devlet de bu işe ön ayak olmadı diye düşünüyorum. Giresun'da değerli arkadaşlar sürekli kepekler kapatılıyor. Giresun maalesef banka ve icra kıskacı içinde değerli arkadaşlar. Nüfusuna göre en çok icra mahkemesi olan illerimizden bir tanesi. 3 tane icra mahkememiz var. Elektrik üretimi adı altında da 94 proje var ilimizde. Ama dereleri, su kaynakları işgal ve talan edilen ama elektrik üretimi dağıtma hatları 35 yıldır yenilemeyebiliriz. Maalesef ufacık bir karda, 20 santimlik karda çok sıkıntı çekiyoruz. 32 taşeron firmasının iş bıraktığı için 9 yıldır doğal gaz bekleyen bir ilimizdir Giresun. Maalesef doğal gaz konusunda da henüz ilimizde 1/3 noktasında bir doğal gaz kullanımı vardır. Karadeniz'de balıkçı barrakları modernize edilmeyen, 15 yıldır limanına gemi uğramayan bir ildir Giresun. AKP'ye her dönem %65'lere varan oy desteği veren ancak bu desteğin karşılığını hizmet olarak alamayan bir ildir Giresun. Hiçbir dönemde işgal edilmediği için kurtuluş günü olmayan Giresun'un kurtuluşu galiba 2019'da bu hükümetten kurtuluş da olacaktır diye düşünüyorum.